Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bilim adamlarının araştırmaları sayesinde, gün geçtikçe yeni canlılar ortaya çıkıyor. Bu bilimsel çalışmalarında ise, okyanusun en derin çukuru olarak bilinen, Mariana Çukuru'nu araştırdılar. Çukurun tam 7 kilometre altına inen bilim adamları, çok garip bir kabuklu canlıyla karşı karşıya geldiler. Durmadan ortaya çıkan bu tuhaf canlılar, bana biraz da kıyametin yakın olduğunu düşündürüyor. Daha fazla detaylı bilgi sizler için geliyor. İyi seyirler dilerim. Mariana Çukuru, dünyanın en derin çukuru olarak biliniyor. Çukur, deniz yüzeyinden 11.034 metre derinliğe sahip. Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru, devasa derinliğiyle içinde daha keşfedilmemiş, canlılar barındırıyor. Mariana Çukuru'nda araştırma yapan Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacılar, deniz seviyesinin 7 kilometre altında, yeni bir deniz kabuklusu türü keşfettiler. Keşfedilen deniz kabuklusu, bugüne kadar keşfedilen diğer türlerden önemli bir özelliği ile ayrılıyor. Yeni keşfedilen deniz kabuklusunun vücudu, doğal plastikten oluşuyordu. Yeni canlıyı keşfeden bilim insanları, aldıkları örnekleri analiz ettiklerinde plastikle karşılaştılar. Mariana Çukuru'nda keşfedilen deniz kabuklusuna, vücudunda bulunan plastik nedeniyle Euritins plasticus adı verildi. Euritins plasticus'un analiz edilen 4 örneğinden birinde, mikrofiber plastiğe rastlandı. Bulunan mikrofiber, su şişelerinin üretiminde kullanılan plastiğe %83 oranında benziyor. Plastikus'un keşfedilmesi çalışmasında görev alan Newcastle Üniversitesi'nden Dr. James'in, hayvana bu ismi vermelerinin sebebi olarak analizde en göze çarpan şeyin plastik olmasını gösterdi. Dünyadaki okyanusların %95'i hala keşfedilmemiş halde duruyor. Okyanuslar hakkında bilgi almak için bilim insanları, çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Okyanusların keşfi sürerken bir taraftan da kirletilmeye devam ediyor. Okyanuslara her dakika ortalama bir kamyon plastik dökülüyor. Bu da her gün için, 1440 kamyon plastiğin okyanuslara dökülmesi anlamına geliyor. Okyanusların ve denizlerin kirletilmesi Euritins plasticus örneğinde de görüldüğü gibi deniz canlılarını derinden etkiliyor. Euritins plasticus, sadece örneklerden biri. Araştırmalara göre, 270'ten fazla canlı türünün, denizlerde ve okyanuslarda plastik kirliliğinden etkilendiğini belirtiyor. Araştırma raporlarına göre, deniz kuşlarının %90'ının midesinde plastik bulunuyor ve her yıl on binlerce deniz canlısı plastik kirliliği nedeniyle ölüyor.